Muhterem efendim, ulema-i su ne demektir ve bu sözle anılanlar nasıl kimselerdir? Ayrıca bir hadis-i şerifte "Efetü'd-dini selasetun fakihun facirun ve imamun cairun ve müctehidun cahilun" buyruluyor. Facir fakihin ilk sırada zikredilmesinin hikmetini ve bu üç zümre arasındaki münasebeti lütfeder misiniz? Kötülüklerden sıyrılamamış alimler demek oluyor. Kötülüklerle içli, dışlı demek. Su Arapça kelime, ulema da Arapça bir kelime. O alimin çoğulu oluyor. Su da kötülük demek oluyor, su. Fenalık manasına da aynı kökten gelen şey sev gibi geliyor. Aleyhim dairetus sev. Allahumma ala zalimine dairetus sev. Aynı kök. Ulema-i su efendim, aslında meseleler hep böyle iyilikle değerlendirmesi, iyilikle yoğurması, hep meşru takip etmesi, meşru dairede dolaşması gerekirken, fakat Cenab-ı Hakk'ın verdiği şeyleri sui istimal ederek, yerinde kullanmayarak, tabiri diğerle Cenab-ı Hakk'ın insana lütfettiği zahir ve batın duygular, uzuvlar, elemanlar, bunlar için ulemanın dediği şey her şeyin mahuluka lehinde, ne için yaratılmışsa onun için kullanma deniyor. Hazreti Üstad da yine o küçük sözlerde bir yerde, yani göz konumuna dikkati çekiyor, kulak onun dikkati çekiyor. Yani göz ne için yaratılmış, kulak ne için yaratılmış? Bu uzuvlar üzerinde durarak genişletebilirsiniz meseleyi. Yani dudak ne içindir, dil ne içindir, ağız ne içindir, ses telleri ne içindir? Ha, bunları derken evvelen ve bizzat, Cenab-ı Hakk'ın sizi bu türlü şeylerle donaması, hususi bir vazife ile muvazzaf kılmasının bir yönüyle işaretleridir, emareleridir. Belli ki sizden istediği farklı bir şey var yani. Hiç kulağı duymayan mahlukat var. Hiç konuşamayan mahlukat var. Belli sesler çıkarmak suretiyle birbirleri arasında anlaşıyorlar. Baktığı şeyleri sizin değerlendirdiğiniz gibi değerlendiremeyecek seviyede mahluklar var. İnsanın bu mükemmelliyette donanımı ki ona ahsen-i takvim diyoruz. Yani en güzel şekilde kıvamında bir varlık demektir. İlave edeceğiniz bir şey olmayacak şekilde bir mükemmelliyette abide olarak ortaya konmuş bir varlık. Dolayısıyla bu donanım hususi bir mükellefiyet gerektiriyor. Yani baktığınız zaman dersiniz ki bu arslan gibi, kaplan gibi, panter gibi, bağışlayın, öküz gibi, dana gibi, inek gibi, koyun gibi insiyaklarıyla hareket etmek için yaratılmış bir varlık değil. Bu donanımda olan bir şeyden onu bu donanımda dünyaya gönderen o Zat-u Ecellu Ala'nın ondan istediği farklı şeyler var dersiniz. Şimdi bunlar yerinde kullanılmadığı zaman işte buna suistimal denir. Yani bir şey ya mahlûk-ı lehinde niçin yaratılmışsa o istikamette kullanılır. Onu bulmaya matuf, kainatı doğru okumaya matuf, kendini doğru okumaya matuf. Ve böyle doğru okumak suretiyle burayı bir koridor haline getirmeye matuf. Nereye doğru koridor? Cennete doğru, ebediyete doğru, cemalullah'a doğru, rıdvana doğru bir koridor. Bir mezra haline getirmeye matuf. Onu bir mecali halinde görüp Cenab-ı Hakk'ın değişik esma ve sıfatlarının tecellileriyle içli dışlı olmaya matuf. Evet. O mezahirle hemdem olmaya, içli dışlı olmaya matuf. Bunlar, o uzuvlar ne için yaratılmışsa onları onda kullanmak için verilmiş bir şeydir. Bunları böyle kullanmayıp da maddi manevi Cenab-ı Hakk'ın verdiği şeyleri mahlûk-ı lehin dışında kullanıldığında su istimal etmiş oluyor. Şimdi bu herkes için söz konusu olan bir mesele. Fakat burada muktedabihin, kudvenin,
bu meseledeki suistimali ki işte onlara ulema-i su denir yani. Bildiği halde, yani bir yönüyle bildiği halde bilgisiyle amel ediyorsa zirve yapar o insan. El-ülema veresetül enbiya denmiş yani. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ama Sadi'nin Gülistan'da dediği gibi bildiğiyle amel edene alim denir. Çok biliyor, kitapları ezberlemiş, o vicdan ve kalp yorgunluğundan başka bir şey yaşamaz. Dima yorgunluğu, kalp yorgunluğu, vicdan yorgunluğu. Bildiğini, dini, diyaneti adına şayet pratiğe döküp onları realize etmiyorsa, yaşamıyorsa, Sadi'nin ifadesiyle o cahildir, zil zurna cahildir. Kim nasıl anlarsa anlasın. Bu açıdan, yani ulema-i su dediğim şey, ulema bir yönüyle, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'tan hakkıyla korkan, haşyet duygusuyla oturup kalkan, karşısında iki büklüm olan, vicdanı tir tir titreyen, haşyete bu manaları verebilirsiniz yani. O bir ürperti yaşama demektir. Sürekli kalbinde bir ürperti, bütün vücudunda ürperti. Yine Kur'an-ı Kerim'in Enfal Sure-i Celle'sinde buyurduğu gibi, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Başka bir surede وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا اَتَوْهُ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ diyor. Bütün bunlar o ürperti esasen, kalpteki o vecel mevzu onu gösteriyor. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın verdiği şeyler yerinde kullanmanın ifadesi ve bunlar zirve yaparlar. Adeta kutup yıldızı gibi insanlara yollarını gösterirler. İnsanlar onlara bakar, ona göre yollarını ayarlarlar. Neresi ahirete giden koridor, neresi insanı saptıran efendim bir patikadır filan, onlar rehberlik yapar ve gösterirler. Şimdi bunlar bu pozitif alanda nasıl böyle değerlerini yükseltiyorlar, kıymet üstü kıymete ulaşıyorlar, kötülük yaptıkları zaman da öyle esveli safiline sukut ediyorlar. Çünkü onlara bakan, onların gözünün içine bakan, onların ağzına bakan, onların tavır ve davranışlarına bakan bir sürü insan vardır. Bir sürü insan vardır ki derslerini onların hallerinden, onların temsil keyfiyetlerinden, onların konuşmalarından, onların o mevzudaki yorumlarından, dine bakışlarından, ciddiyetlerinden veya gayri ciddi olmalarından bir yönüyle ders alırlar. Ona göre onların kalbi ve ruhi hayatlarında bir şekillenme olur. Şimdi bu büyük bir vebal mıdır değil midir yani? Bir insanın kendi kendine şahsen, münferiden inhiraf yaşaması sadece kendisi hesabına bir inhiraftır. Kendisi hesabına bir sukuttur. Kendisi hesabına bir tökezlemedir. Fakat millet gözünün içine baktığı bir insanın burada seviyesine göre, bir cami imamı ona göre, müezzin ona göre, bir müftü ona göre, bir diyanet işleri ona göre, bir devlet başkanı ona göre, bunların vebali bir yönüyle tesir alanları ölçüsündedir hafizanallah. Yani bir insan düşünün ki kocaman bir ülke onun gözünün içine bakıyor. Ona bakıyor ve doğruyu onda arıyor, istikameti onda arıyor. Böyle diyorsa işte bunda bir yanlış yoktur diyor. Oysa ki katmerli, müzaaf, mükâb yanlışlıklar. Her tarafından yanlışlık dökülüyor. Şimdi koskocaman bir milleti aldatıyor. Bir beldeyi aldatıyor, bir kasabayı aldatıyor, bir köyü aldatıyor, bir cami cemaatini aldatıyor. Şimdi bu bir tek insanın münferit günahı, vebali, suistimali, işte alimi su olması mesabesinde değildir yani. Bu çok büyüktür. Bu açıdan da o en başa alınmış oluyor yani ulema-i su derken afetü dini selasetün din adına bela, handikap, musibet Allah'ın musallat kıldığı en kötü şey ama üç tanedir diyor. Bir fakihün facirün diyor. Yani fakihtir, kitapla, sünnetle, fıkıhla meşgul oluyor ama fakat facir. Esas çizgisini koruyamıyor, fücur yapıyor. Bağışlayın, yerinde bohemliğe düşüyor, yerinde rüşvet alıyor, yerinde hırsızlık yapıyor,
yerinde millet malını gözetmiyor. Helal haram düşünmeden bir yönüyle keyfe ma yaşa, eskilere ait bir ifade, nasıl isterse öyle yaşıyor. Keyfe ma yaşa o demektir. Bu açıdan da şimdi bir fakihin gözüne bakan işte falan, bir teolog mesela, bir ilahiyatçı, efendim bunda bir mahsur yok derse, millet o mevzuda boş durur mu yani? Bu kadarcık minnacık bir şey çalmışlar, ne olur yani bundan falan diyorsa, millet iyi, bize de hırsızlık yolu açıldı der mi demez mi? Efendim buncacık rüşvetten ne çıkar falan dediği zaman, bütün işler bir yönüyle rüşvet yörüngesi üzerinde cereyan etmeye başlar mı, başlamaz mı? Ve bütün bir milleti bu bir inhirafa sevk etmiş olur mu, olmaz mı? Dolayısıyla da ferdi bir inhiraf gibi değil, sukut gibi değil, bir kaybetme gibi değil yani. Bunlarınki çok büyük olur. Böyleleri bir yönüyle böyle davranıyorlarsa, Cenab-ı Hakk'ın insanlara musallat ettiği şeytandan daha kötü insanlardır bunlar. Çünkü şeytan soldan gelir bir yönüyle, size kötülükleri bir yönüyle telkin eder, o yönden sizi baskı altına almaya çalışır. Fakat bir yönüyle camide sarıklı taylasanlı gördüğünüz adam bunu yapıyorsa, bir teolog bunu yapıyorsa, bu mevzuda gevşek davranıyorsa, buna bir yönüyle leygin diyebilirsiniz her yerde, mülayim davranıyorsa, hadis ıslahında kullanılan bir tabir, davranıyorsa bir yönüyle de halkı öyle bir inhirafa çağırmış, davet etmiş, sevk etmiş, onları da gevşekliğe bir yönüyle çekmiş olur, hafizanallah. Onun için fekih facir, yani facir olan bir fakih, dini biliyor gibi görünen bir insan, insanları ifsad eden insanların başına gelir. Denebilir ki onların serkarıdır, pişuvasıdır, piştarıdır. Cehenneme giderken de ifal ve idlal ettiği insanların önünde yürüyecektir bunları. Firavun idlal ettiği insanların önünde yürüyecektir. Nemrut idlal ettiği insanların önünde yürüyecektir. Şeddat idlal ettiği insanların önünde yürüyecektir. Deccal idlal ettiği insanların önünde yürüyecektir. Süfyan idlal ettiği insanların önünde yürüyecektir. Ve yürüdükleri o yolda yol boyu hep hacalet yaşayacaklardır. İnsanlığın iftihar tablosu da hidayetlerine vesile olduğu, yığın yığın demeyelim bunlara. Nurefşan toplulukların önünde. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَٰي شَهِيدًا. Her ümmete biz bir şahit, seni de bu ümmete şahit kıldık. Benim ümmetim bütün diğer ümmetler kadar çoğalacak buyuruyor. Allah daha da çoğalsın. O da hidayetlerine vesile olduğu, güzergahta onlara yürüyecekleri yolu gösterdiği, o insanları arkasına takıp yürüyecek. Sırattan geçerken cehennem alttan seslenecek. Çabuk geçin, ışığımı söndürüyorsunuz diyecek. Evet, iyi yola sevk edenler öyle olacak. Efendim, ülemai benam, fukahai benam, onlar da böyle iyi bir yola teşvikçi olduklarından, tavır ve davranışlarıyla kılı kırk yararcasına yaşadıklarından, Ebu Bekir gibi yaşadıklarından, Ömer gibi yaşadıklarından, Osman gibi yaşadıklarından, Ali gibi yaşadıklarından, zilliyet planında, onların arkasında Allah Celle Celaluhu, onlara lütfettiği eltaf-ı sübhaniye ile, onları da serfiraz kılacak, taçlandıracak. Alem bakacak onları, gözleri kamaşacak. O yolda olanlar. Yani bir taraftan öyle ufuk insanları. Çünkü hani burada geliyor bir de ve imamın cairun, bir de cevreden zalim. Hiç kimseye cevretme, yani hiç kimsenin canına kıyma, hiç kimseye eziyet etme. Belki herkesi takdir et, herkesi iyilik yapmaya bak. Öteden beri sofilerin hep söyleye geldiği şeylerdendir. Bu da cevreden insan, imamı cair diyor burada. Oysa ki bir hadisi şerifte, farklı sahih hadiste, سَبْعَةٌ يُذِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ذِلَّ عَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ. Yedi zümre vardır ki Allah Celle Celaluhu hiçbir gölgenin olmadığı, serinleme imkanlarının bütün yok edildiği yerde,
arşının gölgesinde, ağacın değil, cennetin değil, firdevsin değil, arşının gölgesinde, arzu semavatı istihab edecek. Hani kürsüyü anlatırken buyuruyor ki, bütün şey, cihanlar kürsüye nispeten çöle atılmış bir halka gibidir. Bir mukayese bu. Bütün cihanlar, siz böyle samanyolu, kehkeşan falan, galaksi falan diyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın kürsüsüne nispeten bütün bunlar çöle atılmış bir halka gibidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mukayese. Kürsüye gelince o da arşa nispeten çöle atılmış bir halka gibidir. Anlıyor musunuz? Şimdi bu onun vüs'atinden kinaye, ihate ettiği manadan kinaye, korumasından kinaye, siyanet keyfiyetinden kinaye bir yönüyle, herkesi istihab edebilecek mahiyette, falan ağacın filan ağacın altında değil, filan ırmağın falan ırmağın başında değil, falan denizin filan denizin yanındaki yalıda değil, Allah'ın arşının gölgesinde diyor. Kim birincisi? İmam-ı Adilun diyor. Tam bunun zıddı. Burada cair imam, zulmeden, cevreden, acite eden, insanların canını yakan, haksızlık yapan, iftira eden, başkalarını karalayan, devletin başındaki şekli serkarlar. Serbaş demek, kârda, orada bir şeyler kotaran, aparan demek. Efendim, bir taraftan pozitif olunca, bakın yani, İmam-ı Adil, tam onun zıddı, negatif kutupta da İmam-ı Cahil geliyor. Yani bir tarafta zirve yapıyor, öyle ki Enbiya-i Zam'ın arkasında alıyor yerini. Bir arpa kadar ağzına haram girmemiş, yarım kelime yalan söylememiş, çeyrek kelime iftirada bulunmamış, çeyrek kelimeyle kimseyi rencide etmemiş, kimsenin haysiyetiyle, şerefiyle oynamamış. Hele koskocaman 10 milyon, 15 milyon bir cemaati hedef alarak onlar için na seza, na beca kafirin bile demediği şeyleri dememiş. Evet demişse İmam Cair, dememişse İmam-ı Adil. O İmam-ı Cair. Ne kadar insanı taan etmiş, teşnide bulunmuş. Mesela hareket için tahminler, bütün dünyada 15-20 milyon kadar sempatizanı var. Bunların bütününe birden paralel dediğiniz zaman, sülük dediğiniz zaman, bu küfre denk bir günahtır. Onca insandan hakkın helal et deyip, ruberu haklarını helal ettirmedikçe, o insanın cennete gitmesi mümkün değildir. 50 tane İstanbul fethetse dahi mümkün değildir. Zaten Allah o kadar şey onlara lütfetmez de. Bu İmam-ı Cair. Ve tam öbür tarafta bir de bir yönüyle teşvik, tepşir ona deniyor. İmam-ı Adil'den bahsediliyor. Şimdi öyle zirve yapmış bir insan varken, böylesine hadide yuvarlanmış, esfeli safilin mahluku İmam-ı Cair olmak, bir insan için ne kadar acı bir şey. O da ikincisi fakir-i facir. Çünkü fakir-i facir bir yönüyle onlara kozlar veriyor. Doneler veriyor. Fetvalar veriyor. O fakir-i facir. Çok defa onları şaşırtan da onlar oluyor. Ne olacak sanki o kadarcık şey, o kadar iş yapıyorlar, o kadar da kotarsınlar, koparsınlar, yutsunlar, yutkunsunlar falan deyince bir yönüyle onları destekliyor. Fıskı, fücuru destekliyor. Onun için ondan dolayı başta geliyor. Ahirete gittikleri zaman Cenab-ı Hak soracak onları. Onlar onları atı cürümde, hukuk tabiri, onlar da onları atı cürümde bulunacak. İmam-ı Cahir diyecek ki, cevri ben yaptım ama fakat bunlar fetva verdiler. Onlar da diyecekler ki, efendim biz doğruluk adına da söyledik ama sadece o cevre ait meseleleri aldı falan diyecekler. Bir de orada kavga etmenin ızdırabıyla, alamıyla yaşayacaklar. Hafizanallah. Kur'an-ı Kerim'de böyle kandıran ve kandırılan değişik tiplerin orada karşılıklı hep mücadelelerinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Siz bizi baştan çıkardınız. Hayır esasın siz kendinize yaptın diyecekler öbürleri.
Onlar onlara, onlar onlara. Kimisi şeytana mal edecek meseleyi. Şeytan da ya haya edin. Tanım ben sadece benimki bir vesveseydi. Size doğru yerden mesaj gelmişti. Aklınızı başınıza alsaydınız. Kur'an-ı Kerim'de müteaddit yerlerde bahsediliyor. Bu cidal. Orada diyalektik yapılacak. Dünyada hayatlarını diyalektikle geçirdiklerinden dolayı orada da bir yönüyle diyalektik yapacaklar. Nasıl yaşarlarsa ölü ölecekler, nasıl ölmüşlerse öyle dirilecekler. Ve biz de müştehidi cahil çağımızda çok olan bir şey. Bir sürü müştehit vardır çağımızda. Bakarsınız kimisi der, bırakın ya şu Ebu Hanife'yi, İmam Malik'i, Şafii'yi, Hanbeli'yi, Sevri'yi, Süfyan İbni Uyeyne'yi, İmam Ebu Yusuf Muhammed'i, bırakın şunları, basit insanlardır. Bazıları bakarsınız, hadisi bile inkar eder, sadece Kur'an der. Oysa ki Müslümanlık, bir yönüyle temel disiplinler açısından Kur'an'da şekillenmiştir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleriyle onlara vüzu kazandırmıştır. Dolayısıyla kitabın yanında sünnette. İşte usulü din ulemasının bu mevzudaki beyanı. Sünnetin Kur'an'a ihtiyacından daha çok açması, açıklaması, her şeyi milimi milimine yerine oturtması açısından Kur'an'ın sünnete ihtiyacı daha fazladır. Usulü din ulemasının bu mevzudaki beyanı. Zira Kur'an inmiştir ama onun ne ifade ettiğini en doğru anlayan, milimi milimine doğru anlayan insanlığın iftihar tablosu. Ne ile ifade etmiştir onu? Kavli sünnetiyle. Ne ile ifade etmiştir? Fiili sünnetiyle. Ef'ali nebeviye dair de kitaplar telif edilmiş. Ef'ali nebevisiyle, ahvali nebevisiyle, temsilat-ı nebevisiyle göstermiştir onu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Şimdi cahil müştehit kitabı bilmez, sünneti bilmez. İçtihatta bulunuyor. Bakın günümüzde çok müştehit vardır. Zannediyorum, yemin edebilirim ben. Şimdi kütüb-ü ahadisiye açısından belki böyle en rahat, yani herkesin mutlaka o mevzudaki uzman herkesin ilk planda okunması gerekli olan kütüb-ü sittedir. Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace, Tirmizi bir de, Tirmizi'nin sayı. Şimdi bunu zannediyorum arkadaşlarımız okumuşlardır bunları. Fakat hocalık taslayan, müştehitlik taslayan, yemin ederim ben bu kitapları hele bir şerhle katiyen okumamışlardır. Hatta hadisçiler bile bunları böyle yakın takibi alarak baştan sona kadar okumamıştır. Kaldı ki hani bunların dışında Ahmet bin Hanbel'in müsnedi var, İmam Malik'in muvattağı var, Zevaide dair bir sürü kitap yazılmış, Darekutniler var, Hakim'in müstedrekleri var. Bütün bu hadisleri gözden geçirmedikten sonra Kur'an'a dair incelikleri bir insanın onlara has keyfiyet içinde, onların haysiyetini koruma keyfiyetinde bilmesi mümkün değildir. Şimdi bu türlü insanların içtihattan dem vurmaları cehaletlerini ilandan başka bir şey değildir. Cehaletten ilan ederler. İster tefsir uzmanı olsun, isterse hadis uzmanı olduğunu iddia etsin, isterse fıkıh uzmanı olduğunu iddia etsin, isterse usulü din, kelam uzmanı olduğunu iddia etsin. Kitap, sünnet ve fıkıh bütün külliyatıyla bunlar bir de müzakere edilerek gözden geçirilmemişse kıtmir onlara cehaletlerini bilmeyen cahil nazarıyla bakar. Cehaletini bilmeyen cahiller bunlar. Ünvanlar önemli değil. Ünvanlar, kitapların fihristlerine bakarsınız, fişlersiniz, fişleri bir araya getirir işlersiniz, sonra bir şey olduğunuzu düşlersiniz, sonra da müştehid olduğunuzu düşlersiniz. Öyle fişlemeyle, işlemeyle, düşlemeyle müştehid olunmaz. O insanlar sabahtan akşama kadar o işle meşgul oluyorlardı. O koca Ebu Hanife, İmam Rabbani gibi hüccet bir insan, Allah Resulü'nün yolunu bir şehre halinde yaşayan Ebu Hanife'dir diyor. Sen ben değil yani. Bize onlar baksalar bunlar mükab cahil derler.
Ebu Hanife talebeleriyle her meseleyi müzakere ediyor. Ben günümüzde o teologlardan, bugün şöyle böyle dolaşanlardan bir tanesinden duymuştum. 50 bin. Ben 5 bin biliyordum. Fakat o 50 bin dedi. Neyse ki bir rakam daha koydu. Sıfır daha koydu. 50 bin ise şayet bu çok müthiş bir hadise. 50 bin insanı en büyük camiye bile sığdıramazsınız. Hazretin derslerini, takrirlerini, Kur'an içtihatlarını, tefsirlerini, tevillerini o kadar insan dinliyor. Ben sıfırları siliyorum, 5000 yapıyorum. İsterseniz bir sıfır daha silelim orada, 500 yapalım. 500 tane insan Hazretin derslerini, takrirlerini dinliyor. Ve biz sadece onlardan 3-4 tanesini biliyoruz. İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed Şeybani, İmam-ı Züfer diyoruz. İbn-i Mübarek gibi kimseleri biliyoruz. Onlarla müzakere ediyor. Onlar bir şey söylüyorlar. Hazret de bir şey diyor. Fakat kafasına takılıyor bir şey. Ya imam, Kur'an'da mesele bir yerde böyle deniyor, bir yerde de böyle deniyor. Bu farklı ifadeler acaba bir araya getirdiğimiz zaman sünnet-i sahiyede de böyle diyor. Bunları beraber müşterek mütalaa ettiğimiz zaman çıkacak, ortaya çıkacak sentez nasıldır filan mütalalarını koyuyorlar. Gidiyor sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'i bir kere daha baştan aşağıya okuyor. Bazen gelip diyor ki, talebelerim, Yusuf'um benim, Muhammed Şeybani'm diyor. Mesele sizin dediğiniz gibiymiş diyor. Onun için Ebu Hanife'nin daha evvel talebeleriyle müzakere ettiği, kendi dediği şeylerden döndüğü, talebelerinin fetvasına döndüğü yerler vardır kütüb-i fıkhiyede. Derinliğiyle beraber bu kadar da hakperest olan insanlardır. Derindir onlar. Onlar öyle bizimkiler gibi hemen böyle girdiğin zaman derinliği topuğuna vurmayan insan değil. Derin ve durudur onlar. Baktığınız zaman sığ zannedersiniz. Fakat içine girdiğiniz zaman ummanlar kadar derindir onlar. Onların sığ görünmeleri duru olmalarındandır, duru ırmaklar gibi. Fakat o kadar da hakperesttir. Bir hakkı orada gördüğü zaman hakkın hatırı âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmemelidir der, dönerler. Efendim bunlar müçtehidi alim, alim değil. Alim, hayır alim de değil. Müçtehidi allam. En mübalağalı kip budur sarfta. Allame her birisi, içtihatta allame. Sığ insanların yapacağı şey değildir bu mesele. Bu açıdan ümmeti Muhammed'i ifsad eden, kalpleri bozan, karıştıran insanlar sırasıyla kategorize ettiğimiz zaman fakih facir en başta gelir. İmam-ı cair zalim imam, cevreden, insanları inciten, haksızlığın haksızlık olduğunu bilmeyen, zulmederken bile bir şey yaptığını zanneden, kendisini zulmederken hep haklı gösteren işin başındaki insanlar. Köyün muhtarından devletin başındaki adama kadar bunların hepsine imam denir. İmam, din ıslahı açısından. Ve sonra da cahil müçtehitler, milleti mahveden insanlar buyuruluyor. Efendimiz'e Cenab-ı Hak emrediyor. وَقُرْ رَبِّ زِدْنَ عِلْمَ Ey benim şanlı nebim, vahiyle serfiraz nebim benim. Zat-ı üluhiyeti onlara nispet edilemez. Ama biz dese kölederiz. Gözümün nuru benim. Kalbimin ziyası. Pir-i Muganım. Şem-i Tabanım. Allah öyle derken ona aynı zamanda bize de bu şekilde yaklaşım, ima ve işaretinde bulunuyor. O şanı yüce Nebi'yi anarken evsaf-ı aliye, evsaf-ı galiye, evsaf-ı şamile, evsaf-ı kamile ile yad edin diyor. وَقُلْ رَبِّ زِدْنَ عِلْمَ Habibi Zişan'ım de ki, Rabbim benim ilmimi artır diyor burada. Tabi o ilim esasen bir yönüyle belki imana müteallik ilim, onda derinleşme demektir. Hani Hazreti Pir'in İşaretül İcazlı İstinat Sırat'ın Müstakim de orada 3 tane tevcihi var yani. O sıratın bir yönüyle dışında olanlar için Allah'ım beni sırat-ı müstakim hidayet eyle. İçinde olanlar için Allah'ım onu bana derinliğiyle duyur. Öbüründe beni daha derin alanlara çek orada derecesine göre, seviyesine göre. Bu açıdan da zaten ilmi olan,
yani kendisine nübüvvet gelmeden bile Hira sultanlığına çekilmesi neyin ifadesidir? O toplum içinde dalaleti, küfrü, küfranı, putperestliği görmesi, sezmesi, yadırgaması, yumuşak, mülayim, sessiz tepkisidir bu. O toplumdan sıyrılması bir yönüyle kendi ruhani alemine sığınması demektir. Hira sultanlığı orada. Öyle temiz bir kalptir ki Allah Celle Celaluhu nihayet şu kadar hafta, şu kadar ay sonra ona ikra bismi rabbikellezi halak fermanı sübhanesiyle esasen yeni bir ufuk açıyor. Yani dalen dediği bir dönemde ona dalen vecedeke dalen feheda diyor. Yani o gün acaba şunu mu yapsam, bizim dalaletimiz değil, bunu mu yapsam, bu insanların elinde nasıl tutsam, Lat'tan, Menat'tan, Uzza'dan nasıl kurtarsam, şu alternatif mi, bu alternatif mi, şu yol mu, bu yöntem mi? Şimdi sizden herhangi biriniz bu türlü şeylerde alternatif arıyorsa, demek ki henüz o mevzuda yörüngesini bulamamış. Çok zordur bu mesele. Allah Celle Celaluhu, Habibim şu yolda diyor. Öyleyse dalalet öyle bir dalalet, hidayet de böyle bir hidayet. Cenab-ı Hak ışık tutuyor, gösteriyor. Şimdi ilim yani bir yönüyle esasen o mevzuda derinleşme, iman hakikatleri mevzunda derinleşme, İslam hakikatleri mevzunda derinleşme, irşat hakikati mevzunda derinleşme, insanların elinden tutup onları sahili selamete çıkarma, rahi hidayete götürme, bütün bunlarda esasen artır Allah'ım artır, artırdığın kadar artır demek gibi Hazreti Pir-i Muğa'nın Helmi Mezit mülazasıyla meseleyi irtibatlandıracak olursanız doyma bilmeyen esasen bir arzu. Yani şu mecliste bir ders aldı, alacağını aldı. Fakat yeterli bulmama bir üst meclise, bir üst pozisyona, daha bir üst pozisyona, daha bir üst pozisyona doyma bilmeden imanda derinleştikçe derinleşme, derinleştikçe derinleşme, deryalara daldıkça dalma. Dolayısıyla ta o mercanlar adalarına, mercan adalarına ulaşma ve insanlara inciler, mercanlar sunma. Allah'ın izni inayetiyle bu. Hadis-i şerifte de Allahümme inne avubike min ilmin la yenfe. Allah'ın faydası olmayan ilimden sana sığınırım diyor. Bu ilim verme demek değildir yani. Ama ilim vermiş de Allah faydasız. Yani onunla ne kendi hayatını nizam ve intizam altına almıştır, ne de başkaları için yararlı olmuştur. Hafizan Allah. Orada birkaç şeyden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sığınıyor. Sığındığı şeylerden bir tanesi de Auzu billahi min ilmin la yenfa. Allah'a faydası olmayan ilimden sığınırım. Faydalı ilimden değil. Faydası olmayan bana. Yani kalbi hayatım itibariyle, ruhu hayatım itibariyle, imanım itibariyle, İslamiyetim itibariyle, ihlasım itibariyle, ihsanım itibariyle, yakınım itibariyle, tevekkülüm itibariyle, teslimim itibariyle, tefizim itibariyle, sıkam itibariyle. Benim için bir şey fayda ifade etmeyen ilimden sana sığınırım. Zira faydasız ilim, Kur'an-ı Kerim onu ifade buyururken, كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Kitapları, sıfırları, eski ahidi, yeni ahidi, değişik kitapları sırtında taşıyan merkup gibidir diyor. Kur'an diyor. Kur'an'ın lisanı nezihi, bunu kullanıyorsa şayet, o mesele çok ciddi bir meseledir. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Sıfır kelimesi, işte o kitaplardan herhangi birinin bir fasikülüne demek gibi, bir dosyasına demek gibi bir şey. Sırtında onca şeyi taşıyor ama kalp yorgunluğu, vicdan yorgunluğu, dima yorgunluğu, nöronlarında, korteksinde bir sürü şeyi taşıyor ama fakat ufkunu aydınlatma adına hiçbiri bir şey ifade etmiyor. Hiçbiri. İşte Efendimiz Allah'a sığınması böyle bir ilimden. Cenab-ı Hak öyle ilimdense şayet cahil kalma ondan da, taklidi Müslümanlık ondan daha iyidir. Cahil kalma değil de taklidi Müslümanlık ondan daha iyidir. Men izdâde ilmen ve lem yezdet zühden lem yezdet minellâhi illâ bu'den. Men izdâde ilmen, kim ilim bakımından hakikaten sürekli bir artış sergiledi. Arttı, arttı, arttı. Ama ve lem yezdet zühden. O bir yönüyle belki ilk merhaledir yani. Zahitlik de esasen
taklitten sıyrıldığı zaman bir insanın ilk ayağını basacağı merhale, basamak demektir. Şimdi onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu gösteriyor. Yani en evvela o basama ayağını basması lazım. Men izdâde ilmen, kitapları devirdi, fişledi, işledi, değişik şeyler düşledi. Fakat bütün bu fişleme, işleme karşılığında şayet züht bakımından bir mesafe kat etmediyse, züht, Hazreti Pir'in tarifiyle arz edeyim, dünyayı kesben değil kalben terk etme. İbadet-ü taat insanı ama dünyayı kesben değil de kalben terk etme. Olsa da olur, olmasa da olur, mülahazasıyla dünyaya bakma. Villaya, yalıya gönlünü kaptırmama. Bu. Zahit bu. Buna zahit deniyor. O da zühd. Men izdâde ilmen ve lem yezdet zühden. Lem yezdet minallâhi illâ bu'den. Allah'tan sadece uzaklaşmadan başka bir şey yapmamıştır. İşte fakih-i facire, imam-ı caire, öbür tarafta müştehidi cahile baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Efendim bildiği halde hafizanallah nasıl gayyalara yuvarlanıyor. O levhalarda olan sözlerden bir tanesi de şudur. Evet. Allah'ım beni senden uzaklaştıracak muvaffakiyetler bana verme. Yani istersen hezimet ver ama senden uzaklaştırmasın. Çevirip şöyle de diyebilirsiniz. Allah'ım bizi senden uzaklaştıracak ilmi bize verme. Efendim, taklidi Müslümanlık, cahilane Müslümanlık ondan daha iyidir.